Şimdi mesela bir hatun ile bir erkek birbirlerini seviyorlar ve düğün olmadan, nikah olmadan biz zaten evli gibiyiz deyip çocuk sahibi Evet. oluyorlar. Bu çocuktaki hükümler nelerdir? Şimdi öyle insan kendi gelişi güzel. Bunlar şimdi hiç nikah yapmıyorlar mı? Evet, yapmıyorlar. Hiç yapmıyorlar. Biz evliyiz mi diyorlar? Evet. Kendi kendilerine. Evet. Sen beni kabul ettin, ben seni kabul Evet, ettim. evet. Şimdi öyle ne derler? Kendi kafasına göre bir hüküm çizmek insanın kendi kendini kandırması olur. Sen şimdi bir devlete gidiyorsun. O devletin hükümlerini şey yapmadan, giymeden, kurallarına uygulamadan devlet seni nikahlı sayıyor mu, saymıyor. Evet. Allah-u Teala'ya gelince beni nikahlı saysın olur mu, olmaz. Şimdi devlet evliye maaş verir. O maaşı sen git de biz evlendik canım, aramızda evlilik yaptık desek kabul eder mi, etmez onu. Allah'ın da kanunları var Celle Celaluhu. Hem de zor da değil yani. Hani şimdi bu zamanın insanı sıkıntı yapıyor kendine, çok büyük bir sıkıntı, ama hani Allah'ın kanunu zor değil ki. Nedir? İşte senin bir mihir tayin etmen gerekiyor. O mihri de yani sonra da ödeyebiliyorsun. Evet. İki şahidin huzurunda sen beni kocalığa kabul ettin mi, ettim. Ben seni ettim mi, ettim. Allah mübarek eylesin. Evet. Bu şekilde yani. Hani öyle çok zormuş gibi gösterip de, bu da şeytanın bir oyundur yine. Çok zor gibi gösteriyor. Ondan sonra nikah yapmayalım, zaten çok zor. Ondan sonra milleti zinaya düşürür. Allah muhafaza buyursun. Anladım. Yani öyle kendi kendine gelin güvey olmak olmaz. Allah'ın kanunları neyse onlar yerine gelecek. Bunlar da çok zor değil. Hoca efendilerden öğrenilebilir, yerine getirilebilir. Yani böylece yapılan çocuk Yine nihayetinde veledi veledi zina zinaya olur giriyor. yani. Zina çocuğu olur. Allah Evet. muhafaza buyursun. Anladım. Hayır gelmedi mi de ondan, ona kimse kızmasın. Yani kökeninde hayır yok çünkü. Kökünde hayır yok. Allah muhafaza buyursun. Anladım.